birinci öncelikli isteğim. İnanın dualarımda hep bunu ediyorum. Bir kaza görünce hakikaten içim sızlıyor. Çok genç yaşta, erken yaşta çok basit hatalarla hayattan sönüyor ya da bir şekilde hayatını idame ettirecek ortamda zorluklar çekiyor. İnşallah bunlar olmasın, azalsın diyoruz. Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi dünyanın üçüncü büyük motosiklet firması olan Hindistan menşeli Bajaj ile 2013 yılı Eylül ayında bir ortaklık anlaşması imzaladı ve 2014 yılı Doğan'la beraber satışlarımıza başladık. Ben belki biraz iddialı olacak ama hakikaten 2014 yılı ile beraber Türkiye'de motosiklet sektöründe yeni bir sayfanın da açıldığını düşünüyorum. Çünkü Türkiye enteresan bir dönem yaşadı. Kısaca şu şekilde izah edeyim. Şu anda Türkiye'de motosiklet satışı tescil rakamı olarak yıllık 200 bin civarında. Ama 2004 yılında bu rakam 600 bin, 700 binlerdeydi. Fakat maalesef istemediğimiz hormonlu bir büyüme oldu. Yani kalitesiz ürünler bir anda piyasada çığ gibi oldu. 200-250'den fazla tedarikçi firma oldu. Biz bunu devlet bazında, bakanlık bazında çok gayret sarf etmemize rağmen dedik ki bakın Türkiye bir motosiklet çöplüğüne dönüyor. Bir yıl markalar satış desteği hizmeti olmayacak. Tüketici mağdur olacak, bunu engelleyin. Fakat burada başarılı olamadık ama ne oldu? 2008-2009 yılından sonra bu pazar 2130